İzninizle araya girdim çünkü Sayın Akşener, Meral Akşener cevap hakkını kullanmak istiyor. Cüneyt Toraman, Sayın Toraman bir iddiada bulundu kendisiyle ilgili. Sayın Akşener, iyi akşamlar, hatta mısınız efendim? Evet, hattayım. İyi akşamlar. Teşekkürler. Şimdi efendim Sayın Toraman avukat kendisi bir iddiada bulundu. Siz de cevap hakkınızı kullanmak istediniz. Evet. Hep bu iddialarla karşı karşıya geliyorsunuz. Buyurun efendim, siz dinleyelim. Ne Valla söylemek ben istiyorsunuz? 7 aydır böyle bir iddiayla karşı karşıyayım. Zamanında paralel FETÖ için laf söyleyenlere dokunmak yasaktır, dokunan yanıyor deniyordu. Şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının karşısında bir demokratik hak olarak kendi siyasi partimin genel başkanlığına aday olup ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin, ülkücü hareketin potansiyelinin başbakanlığa beni taşıyabileceğini iddia eden bir dille yola çıktıktan sonra başıma gelmeyen kalmadı. Şimdi oradaki Cüneyt Toraman isimli arkadaşı ben iddiasını ispata davet ediyorum. İspat edemediği takdirde kendisini şerefsizlik ve alçaklıkla itham ediyorum. Bugüne kadar bana büyük bir linç uygulandı. Türkiye zor bir dönemden geçiyor diye sağduyuya ihtiyacı olduğu için mümkün olduğunca dikkat ettim. Sayın Cüneyt Torman adlı arkadaş benim o gece 23.57'de attığım tweet'i gördü mü? O günden itibaren darbeye ilişkin tavırlarımı takip etti mi? Koskoca adamlar utanmadan 22 saattir konuşmadı. Evinden kaçtı. İzleniyor diyorlar. Utanmıyorlar bunlar. Bakınız, ben pazar günü şehit cenazelerinde Fatih Camisi'ndeyim. Şimdi hukukçusundan hakimine, siyasetçisinden gazetecisine, Sayın Akşener, sosyal çok kızgın olduğunuzu biliyorum ama nereye kadar? Hayır, ben bu arkadaşları bir iftiraya uğrayan insan kendini ispat edemez. İspat etmekle yükümlü olanlar bu iddianın, bu iftiranın, bu isnadın sahipleridir. Hukukun öldüğü bir Türkiye'de yaşıyoruz biz. Koskoca avukat döndürüp beni FETÖ'cülükle, darbecilikle itham ediyor. Bu arkadaşlar masanın altında tiril tiril titrediği zaman ben darbeye karşı çıkmış bir insanım. Yani bugünkü darbenin yanında olacaksam bugüne kadar kim olmuşsa şerefsizdir, alçaktır. Darbe yanında darbe şapşakçılığı yapan, postal seviciliği yapan herkes alçaktır, şerefsizdir. Ama bu isnatları, bu iftiraları ispat edemeyen de alçaktır, şerefsizdir, korkaktır. Şimdi buradan söylüyorum. 10 Temmuz tarihini veren ben miyim? 10 Temmuz tarihini ilan eden Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli mi o zaman? Sayın Akşener. Efendim, izninizle Cüneyt Bey, sizi karşılıklı konuşturmak istemiyorum. Cevap hakkınızı kullandığınızı biliyorum ama Sayın Cüneyt Orman'la ilgili... Kendisi hukukçudur. Kendisi hukukçudur. Derhal yarın mahkemeye. Peki hemen Cüneyt Bey... Belgeleri, bilgileri eğer bir mahkeme var şu anda, yani sadece darbeyle alakalı değil, ondan evvel FETÖ, PDY, terör örgütü diye bir mahkeme mevcuttu. Bu mahkemenin savcılarına ellerindeki belge ve bilgileri vermeyen zaten suçludur. Peki böyle hukukçu olabilir mi? Sayın Akşener, izninizle Sayın Cüneyt Soraman bunu ispatlamanızı istiyor. Hep söylüyor Sayın Meral Akşener. Bir ispatınız var mı efendim? Yani çirkin sözleri kendisine iade ediyorum. Bir. İkincisi 25 Nisan'da sabah gazetesinde. İspat edemezseniz şerefsizsiniz, alçaksınız. Bakın. Efendim Sayın Akşener. İade ediyorum. 25 Nisan tarihi sabah gazetesinde. Bu haber sizin destek verdiğiniz Fethullah Gülen'e gurur duyarım dediğiniz çıktı. Artı sizin toplantılarınızda efendim? Vesaire falan gazetelerde de çıktı. Yani ne zaman söylemiş efendim? 25 Nisan'da, 25 Nisan 2016. Yani Sayın sabah gazetesinde yayınlandı. Artı hayır, yargılama sürecini hayır, de ben peki, takip ettim. Efendim, hayır, böyle bir şey yok. Benim söylediğim şu. Siz paralel örgütünden misiniz ya da Fethullah Gülen'i destekliyor musunuz dendiği zaman Sayın Ahmet Hakan sormuştu. Ben de kendisine dedim ki hiçbir dini grupla hiçbir ilişkim yoktu. Ben başka korkaklara benzemem. Şayet herhangi bir gruba üye olmuş olsaydım bunu gururla söyler, gereğini de çekerdim. Evet, benim söylediğim budur. Dolayısıyla alındı, götürüldü, edildi.
kabilenin efendim bağlısı olsaydım, şakirti olsaydım, şusu olsaydım, bunu olsaydım gururla söylerdim. Ne getirirdi? Şimdi benim söylediğim ses kaydı Sayın Hakan'da, Ahmet Hakan'da var. Eğer bunu sadece Fethullah Gülen için söylediysen her şey razı. Bana bir isnatta bulunuluyor. Şimdi bu beyefendi ispat edecek, ispat. Kaçmak yok. Sadece o değil, başka açıklamalarınız da var onunla ilgili. Bir kendisinden mi duydunuz? Hayır, biz de yargılama süreciyle ilgili, yargılama sürecini bir hukukçu olarak izledik. Jet hızıyla karar verildi. Daha kesinleşmeden icraya konuldu. Yargıtay'da 2 yıl beklerken dosyalar hemen 1 ay içerisinde incelemeye alındı. Vay efendim, gece yarısı Bekir Bozdağ girdi devreye. Ondan sonra da hakimin karşısında müdürün dediği oldu kardeşim. Böyle bir şey mi var? Hukukçusunuz, yazın size. Peki yazın. Normal mi? Yargıtay'ın 2 yıl beklerken dosyalar sizin dosyanızı hadi hemen görevdesi. Bir başka bir peki, Sayın Toraman. Siz ne biçim hukukçusunuz? Sizin diplomanızı nereden aldınız siz? Acele işlerden. Bundan sonra görünen o ki, bundan sonra Sayın Akşener bir yargı süreci başlatacak, öyle anlıyorum ben. Yargıda kozlarınızı... tarihini tespit eden ben değilim. Evet, peki. Ayrıca bir başka şey söyleyeyim. Tarih heyeti diye bir heyet var. O tarih heyetinde bir kişiyle ben temsil ediyorum, ediliyordum. 2 kişiyle diğer 2 arkadaşımız ediliyordu. Dolayısıyla bu kararlar bu şekilde çıktı. Sayın Akşener. Ayrıca 10 Temmuz kararını veren Sayın Bahçeli, Sayın Semih Yalçın bu Bahçeli sözüdür dedi. Sonra vazgeçti. Şimdi bütün bunlara yönelik bizim bir partisi meselemiz, Türkiye'nin gündemi, Türkiye'nin birinci meselesi oluyor. Ben başbakan olacağım dedim. Evet dedim. Sayın Akşener, izninizle bir şey söyleyeceğim. Şu anda hayır devam edeceksiniz de şu anda ekranda bir Sayın Erdoğan'ı veriyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu devam ediyor. Ara vererek El Cezire canlı yayınına katıldı. Şu anda da El Cezire canlı yayınından o görüntüleri görüyoruz. Bakanlar Kurulu ara devam ederken Sayın Cumhurbaşkanı ara verdi ve bu röportajı veriyor. Yayında İngilizce ve Arapça çeviri yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri son dakika olarak ekranlarınıza yansıtacağız. O yüzden ekranlarınıza bu görüntüyü verdik. Şu anda da ekranda Bakanlar Kurulu'na ara verdi Cumhurbaşkanı. Şimdi bu röportajı veriyor. Ardından da Bakanlar Kurulu'nda ne olacağını öğreneceğiz. Sayın Akşener, bunu aktarmak durumundaydım. Lütfen sizin son sözlerinizi alayım. Gören onu kesin. 2011'de İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı'nı içeri ben mattım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki 5 yaverin 4 tanesi FETÖ'cü çıkıyor. Onların referansı benliyim. Genelkurmay Başkanı'nın özel kalemi FETÖ'cü çıkıyor. Onları bu sistemin içinde yürümesini sağlayan ben miyim? Dolayısıyla peki, bu böyle bir algı operasyonuna sadece Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar sebebiyle bir darbe meselesinin karşısında bir yekvücut olabilmek adına sesimi çıkarmadım ama bundan sonra yağma yok. Hiçbir müftezele havuç bırakacak değilim. Sayın bu avukat bey hukuka giriş kitabını okusun. Sayın Bahçeli Yargıtay'ın kararını bekleyeceğiz demişti. Yargıtay karar verdi. Acele işler üzerinden verdi. Bir kongre talebi var. 672 delegenin talebi var. Peki. Ve bu delegelerin tamamı FETÖ'cü öyle mi? Bana birçok şey söyleyebilirsiniz yutarım ama ülkücü arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma laf söylendiği zaman gereğini yaparım kardeşim. Sayın Akşener cevap hakkınızı kullandınız. Elinizden ne geliyorsa yapın. Hadi bakalım. Peki hadi efendim. Bakalım kim darbeciymiş. Sizden korkan sizin gibi olsun. Sayın Akşener, peki teşekkürler. Sayın Akşener de cevap hakkını kullanmak istedi. İzninizle bir ara verelim. Aranın ardından yaklaşık 3-4 dakikalık bir ara sonra birlikteyiz.